ziyade tazim eyle bir necat. Bu tazimle aziz Hakk'a gidelim, cemali ve cemale seyredelim. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu icazetimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Cenab-ı Hak başta üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri'ne ve onun bu seçkin talebelerine ikballarına bütün İslam ümmetine fevkal tecelli ihsan eylesin. Cenab-ı Hak onun ve şahidimizin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail eylesin. İcazet nedir? İcazet şer'i ilimleri tamamlayan bir insanın hocası tarafından artık sen bu ilimleri insanlığa öğretebilirsin, yanlış yapmazsın, elinde de belge vardır demektir. İcazet silsile itibariyle doğrudan doğruya Resulullah'a, Resulullah'tan Cibril'e, Cibril'den de Cenab-ı Hakk'a ulaşır. Yani bunların ilimleri Cenab-ı Hak'tan gelir silsile yoluyla. Bu ister hafızlık olsun, isterse Arapça ilim olsun. Hafız olanlar bir hadis-i şerifte vardır. Hafız olan bir insan nübüvvet iki kanadı arasında almıştır. Şu kadar var ki onlara vahyolunur. Sadece peygamber değildir. Ancak peygambere vahyolunan Kur'an-ı Kerim'i taşımaktadırlar. Allah-u Teala Hazretlerinin kelamıdır. Cenab-ı Hakk'ın kelamı da onun sıfatıdır. Ve kadimdir. Böyle bir basıpla basıplanmışlardır. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kelamı nasıl yanmazsa inşallah bunlar da muhafaza ettikleri müddetçe yanmayacaklar. İşimizin başı budur. İşimizin başı Kur'an'dır. Kur'an'la tanışan başka söz almaz. Okudukça oku, kırmaz, usanmaz. Bu izinden ruhu içmekle kalmaz. Kur'an'ın esrarı hiç sayılır mı? Bu esrarı kadar hiç ayrılır mı? Elhamdülillah. Bunlar bu esrarı taktılar. İnşallah asıl esrarı, Kur'an'ın sırlarını Arapçaya geçince daha iyi anlayacaklar. Hafızlık sanki dini yarısıdır. Aslında tanıdır ama asıl onun ahkamını öğrenmek, ondan sonra onunla amel etmek. Risale-i Kürsiye'de bir beyit okudum size. Şeriat hamili alem zavati. Şeriat ilimlerini iyi bilen zatları, dahi alim olan fıkha zavati. Bir de o fıkır, ahkam-ı şer'iyye, hukuk-ı isabiyye, bunları bilen zatları, fedali hamili furkan devati, aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'e muhafaza eden, yüklenen o zatları ezberleyen ziyade tazim eyle bu necati. Demek ki bunlara çok ziyade tazim etmektir. Yani bunları baş üstünde gezdirmek lazım. Bunları buralarda okutan hocaları ve bunların velilerini bir de bunları yetiştirmek için bütün gayretlerini gösteren hayır sahiplerini onlara çok tazim etmek lazım ve aynı zamanda çok tebrik etmek lazım. Cemaatimizin iş budur. Din bununla ayakta kalır. Biz dünyaya din götürmek için geldik. Ancak bu ilimler olmazsa din gitmez. Onun için bunların kadri kıymeti son derece büyüktür. Evet, insanlar okullara gidiyor. Oradan diploma alıp almak için.
dinimi yaşayayım ve yaşatayım. Asıl cihat da budur. Mesail-i Muhtemere 5'tir. Onlardan biri de dinin muhafazasıdır. Dinin muhafazası cihatla olur. Cihat son derece gayret etmek cehennem hükmünden geliyor. 3 kısma ayrılır. Birincisi nefisle cihattır. 4'lük ilim, işte bu şer'i ilimleri öğrenmek. Amel, bunları hayata geçirmek, bunları yaşamak. Bir de ihlas. Bu ihlas ikisinin birleşiminden bir araya gelmiyor. Bunun yeri ancak Şeyh-i Kamil-i Mükemmel'in terbiyesinde olmak, ondan ders almak, tarikat ve tasavvufladır. Bu tarikat tasavvuf dediğimiz zaman nedir bu? Şeriatla ayrı bir şey midir? Aynı şusudur. Ha İslam, ha tarikat, ha şeriat ayrıdır. Şöyle bir tabir yaparsak daha da düzgün olmuş olur. Dini mübini İslam'ın disiplinli bir şekilde yaşama programıdır. Yani asıl yaşanan dini mübini İslam'dır. Fakat insan programlı olması lazım. En kötü program, programsızlıktan daha iyidir. Ama burada en iyi bir program var ki, bunun meşayih yapmıştır. İşte asıl içiyle, dışıyla seve seve o şeriatı, ahkamiyeyi yaşamaktır. Bu Tazım-ı Aziz Hakkani'nin Cemal-i Makemal eseridir. Bu Arapça okuyan hocalara gelince kardeşlerim, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki ثُمَّ اَوْرَزْنَ كِتَابَ الَّذ۪ي نَصْلَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Sonra biz kitabımıza varis kıldık. Kimi? اَلَّذ۪ي نَصْلَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Bizim kullarımızdan seçtiklerimizi. Elhamdülillah Müslüman olmakla beraber kulları hepsi Müslüman olmakla beraber. Ondan sonra da bir de seçilmiş olanlar. Yani seçilmişler içerisinde seçilmiş bunlar. Nedir bunlar? Tefsir öğrenmişler. Aziz, tefsir, hadis, ilmi kelam. Ana Mustafa ismini arayırlar. Kıymetli kardeşim, tefsir ilmini. Tefsir ilmi nedir? Kur'an-ı Kerim'i inceden inceye anlamak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl anladı? Bize nasıl nakletti? Sahabe-i kiram nasıl anladı? Veyahut da onun fesahat ve belagatının içinden o kadar ince ilimler var ki işte onları çıkarmak. Bu tefsir. Rabbimizin kitabını güzel anlamak. Efendi Hazretleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyururlardı ki sen askerde olsan okuma yazmanı bilmiyorsun, nişanlından bir mektup geldi sevgilinden, gecedir okuma yazmanı da bilmiyorsun, yanındakini hemen uyandırırsın. Kalk şu mektubu oku, ya bu işin sabahı var, ben sabahı bekleyemem çünkü bu sevgilinden geldi. Okutur, bir daha okutur, bir daha okutur. İşte bir beşerden gelen, hatta şöyle bir tabirle kullanılır, kan ayaktan gelen bir mektup bu kadar kıymetli de, ya yedi kat semanın üstünden Cibril-i Emin vasıtasıyla Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelen bir kitaba niye acaba bu kadar kıymet vermiş? Cemaat-i Müslümin, Efendi Hazretleri dedi ki onda bu yok. Niye para yok? Onun için insanlar bu ilme hevesli değiller. Bu ilim kardeşlerim medreselerde okunur. Onun için Efendi Hazretleri buyurlar ki her bir mahalleye bir erkek medresesi, bir de kız medresesi, oradaki erkek bütün erkekleri okutur. Hanımları okutur. Çünkü erkeklerle hanımların bir araya gelmesi doğru değildir. Şeriat yaratan Allah-u Teala Hazretleri onlar arası bir sınır koymuştur. Siz istiyorsunuz şeriatın işte haberde olduğu zaman da şeriat gelmiş olduğu mahalleye her bir mahallede olduğu zaman da orada İslam yaşanıyor. Hakikaten böyle ayet değil ama o kadar bir gerçek bir söz ki
şeyi vasiyet ediyorum. Birincisi medreselerin sayısını çoğaltacaksınız. Ve oradaki hem kemiyet hem de keyfiyet, yani bunun şekli de düzgün olacak. İkincisi de aranızda ittihat yapacaksınız, ittifak yapacaksınız, birlik ve beraberlik olacaksınız. İşte din bununla yaşar. Zira din düşmanları iktidara geldikleri zamanda en evvel medreselerin yıkımından başlıyorlar. Hadis, tefsir, fıkıh, ilmi, kelam oradan geçip gidiyor. Oradan başlıyor. O gittikten sonra ne oluyor? Her şey bitmiş. Aziz, tefsir, hadis ile hadis-i şerifler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözleri, mübarek vasıfları, mübarek işleri ve kendisinin takrirleri, sünnet budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uymaktır. O ki Resulullah'tan bir şey geldiyse, Resulullah büyüktür, o gelen de büyüktür cemaatimiz. Onları işleyen de büyüktür. Bir de ilmi kelam, tasavvuf. İlmi kelamla tasavvuf beraber olması lazım. Hatta büyükler derler ki fıkıh iki kısma ayrılır. Bir, Fıkhul Ekber. İmam Azam Hazretleri'nin kitaplarından biri de Akaid ve Fıkhul Ekber'dir. Asıl büyük fıkıh Akaid diyeceğim. Akaid, eğer insanla akaid düzgün olmazsa onda af yoktur. Ama insanın amellerinde bir noksanlık varsa Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onu affetme imkanı var. Akaid inancı yok. Onun için birinci olarak kelam ilmi, yani akaid ilmi, akaid ilmi de mutlaka tasavvuflu olması lazım. İkisi bir fıkhul ekber olur. Diğeri fıkhul esrar bir furu'u fıkıhtır. İşte hukuk-i İslamiye'dir. Bu da lafındır. Daki o fıkha alim bu selami. Sen fıkha alim ol, selameti bul. Görüşme ehli bid'at da zulami. Bir de bid'at ehlileri vardır. Bir ehli sünnetin dışında birçok fırkalar vardır. O şimdi fırkaları burada anlatmak uzun süre. Ehli sünneti öğrendiği zaman da bunun dışındakileri hep bid'at ehlidir. Bid'at iki kısmı ayrılır. İtikatta bid'at var, amelde bid'at var. Amelde bid'at söylemiyoruz ya, itikatta bid'at. İtikatta bid'at bu olan insanın arkasında namaz kılınmaz. Ona kız verilmez, kız alınmaz. Bu kadar da söyleyeyim size. Evet. Kardeşlerim, elhamdülillah bu kardeşlerimiz hadis, tefsir, fıkıh, ilmi kelam, tasavvuf aldılar. Bunlara şimdi olan şey ne olması lazım? Tarikat, tasavvuf da eğer ihlası yerine getirirlerse artık neybeti. İlla ihlas olması lazımdır. Yani takva olması lazımdır. Bir şiirde şöyle var. Levkâle fil ilmi min gayri tuka şeref. Eğer takvası olarak ilimde şeref olsaydı, şimdi çok ilimler var. Hatta duyarsınız internetten veya orada televizyonlardan filan adam tefsiri yutmuş. Ama aklına inanmıyor. Tefsirini ayetlerde okuyor. Diyor ki şurada şu vardır, burada vardır, işte burası hikaye bu falan. Kendisi öyle bir hale getirmiş ki sanki bir yaratıcı gibi kanun koyan bir duruma düşmüş kendisi. Bu nedir? Bundaki bir nefis ortaya çıkmış. Nefsinin putuna tapıyor, hiç farkında yok. İşte bu nefsi kafiri katletmek için o dağdan dağdasıdır. Bu ancak şeriatla bu kafir olan nefis yıkılabilir. Onun için de eğer sadece ilimle iş olsaydı, takvası ilimle şeref olsaydı, lekâle eşref kalbillah iblis. Mahlukatın en şereflisi iblis olur. Yani şeytan olur. Uzun seneler meleklere hocalık yaptılar ama
rivayetler başlar. Bu kadar peygamberler Allah demek için, Allah dedikmek için geldiler. Eğer sen dersini yapmıyorsan, şeriat-ı ahkamı yaşamıyorsan, o zaman senin sözün başkasına tesiri olmaz. Şu kardeşlerim, bizim en büyük vazifemiz nedir? İslam'ı yaşamak. Biraz evvel dedik ya, ehlu, ilim, amel, ihlas. İhlasın yoktur. Bir de tembih. Tembihin en büyük nedir? Tembihin en büyük insanın yaşamasıdır. Lisanul hal, en takum min lisanil fakal. Bir insanın halinin konuşması, lisanının konuşmasından daha tesirlidir. Ben çok uzatmayacağım. Yalnız bu şeyleri unutmayalım. Bu işler hayır sahiplerini unutmayalım. Geçenlerde tekamülde bir hadis-i şerif okumuştum da çok şeyime gitti acayime. Resulullah sınıfı diyor ki el hayrun li felâsidir. Hayır yani cihat için hazırlanmış at. Hayır yani at üç kişi içindir. Liracudun ecrun, bir adam için ecir vardır. Ve liracudun diğer bir adam için de sirkün, örmek var, onu muhafaza etmek de vardır. Ve alâ racudun ecrun, birden bir adamın aleyhine günah vardır. Atı beslemektir. Burada attan maksat insanın dünyada elinde etmiş olduğu sermen ve samanın, servet, mal, mülk, o demektir yani. Demek ki bir insanın malı başından sonra olur hep hayır. Fe'emmellezîne hu ecrün. Kendisi için ecre gelince yani bir at besliyor ki cihad için besliyor. Bunu Allah yolunda besledi. Fe'ekâlehe hamleha. Bunun ipini çok uzak yaptı. Çünkü atı bağlıyorlar ki başkasının arası toplamasın. Fakat onun veyahut da başka bir arası da uzatabildiği kadar bir uzun yaptı. Bir bahçede veyahut da herhangi bir arası da. O ip ne kadar yere, oklara, taşlara, nereye kadar böyle değerse o zat için hep sevap var. Onun için hep sevap var. O at ipini koparsa, gitse, bir, iki tur dönse, gelse, onun her bir izi için, o besleyen şahıs için sevap vardır. O gitse bir ırmaktan su içse, halbuki adamın diğer burada su içtirmek de değildir. Fakat ondan da yine ona mükemmel vardır. O ölse o hak, onun bütün, affedersiniz, o gübreleriyle beraber, derileriyle beraber, etleriyle beraber, onun o kemikleriyle, kelikleriyle beraber, tefekkürle beraber hatta onun samanları insanın sağ tarafında terazinin kefesine konulacaktır. Buradan anlaşılıyor ki şu mumtaz insanları yetiştirmek için bütün gayretlerini sarf edenler ister hocaları olsun, isterse velileri olsun, isterse hayır sahipleri olsun, yarın göreceğiz cemaat-i müslim bunların mükafatını ancak o zaman anlayacağız. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri sahilerini meşhur amellerini mahvur, zembilerini mahvur eylesin. Diğer şey işte diyor ki o diğer ahtar hissettir. O da ben bir abdestliği, kendi ihtiyaçlarımı göreyim. Burada Allah-u Teala Hazretleri hakkını da unutmadı. Yani sahil olursa diyor, Hanefi mezhebine göre ona zekat da vardır, başka şeyler de diyor. Bunun içinde yine ecir vardır, onu muhafaza eder. Başka birisi de bu atı beslemiştir. Niçin? Kibirlik yapsın, büyüklük taslasın diye veyahut da Müslümanlara düşmanlık yapsın diye bu da başından sonuna kadar hepsi onun için bir vizirdir, bir günahtır, bir azaptır. Cenab-ı Hak böyle olmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Bir ebeveynlerine hepimizi takdir eylesin. Burada uzatmak yeri değildir. Ben bunları tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri nasıl ki bu hoca efendiler bunları yetiştirdi. Bunlar da inşallah
ister erkek, ister kız medreselerimizin imamlarımızın, bütün Müslüman cemaatimizin, dünyanın ne kadar Müslüman cemaatleri varsa onları muhafaza eylesin. Aralarına birlik, beraberlik, muhabbet ihsan eylesin. Terkine de muhafaza eylesin. Sadece şurada bir hadis-i şerif vardı. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eshabına üç sefer dedi ki, şimdi bir adam gelecek ki bu cennet ehlindendir. Üç sefer aynı zat geldi. Sonra Abdullah İbn-i Ahur dedi ki, bakayım ki bu ne iş yaptı da bu kadar büyük mükafat meydana geldi, elde etti. Dedi ki, benim babamla biraz aram biraz açıldı dedi. Müsaade edersen üç gün senin evinde kalır. Gitti, üç gün kaldı orada. Baktı ki o da teheccüdür. O zaman da beş vakit namazı cemaatle bile o da bir farkı yok. Üçüncü günü geleceği zaman dedi ki, babamla o kadar buraya gelecek kadar bile bir sıkıntım yok. Yalnız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen üç gün böyle geldin, peş peşe üç gün cennetlik olduğunu bize müjdeledi. Senin bir farklı amelin vardır ki ben de o ameli yapmak istiyorum. Dedi ki, kardeşim işte şundan başka yoktur. Bu var. Şu kadar var ki ben hiçbir Müslümana karşı içimdeki buğuz, adamet yoktu. Bu kimdir? Bu da Sa'd ibn-i Ebi Vakkas'tır. İran'ın fatihidir. Oraya giderken o Fırat Dicle Nehri geçerken diyor ki, köprüler yok, hiçbir şey yok orada, gemi de yoktu. Dedi ki, biz Allah-u Teala Hazretleri'nin ordularıyız. Burada Allah-u Teala Hazretleri'nin suyudur. Bize itaat etme mecburiyeti vardır. Bismillah deyip de geçip karşıya. Bismillah deyip geçip karşıya geçtiler. Atlarının, ayaklarının üstüne su bile gelmedi. Oraya girdiği zaman da onlara dedi ki, bizi Cenab-ı Hak Teala Hazretleri gönderdi. Bütün dinlerin zulmünden İslam'ın adaletine çıkarmak için, dünyanın darlığından ahiretin gelişine çıkarmak için, bütün ilahlardan kurtarıp sadece tek olan Allah-u Teala Hazretlerine kulluk yapmak için geldik. Demek ki her birimizin niyeti bu olması lazım. Ve oraya gittiği zaman da devler geliyor, devler geliyor diyerek bütün sarayları kuşattılar. Orayı sanki böyle kılıçla almış oldu. Ben zannediyorum ki bu Şia niye bu kadar İslam'a düşman? Herhalde bundan sebep. Onların küfürü yıkıldığı için ondan sebep de İslam'a düşmanlar. Dediler ki, ya Resulallah, insanların efkanı kimdir? Buyurdu ki, küllü mahmumun kalbi. Kalbi mahmum olan sadukul lisan, lisanı da doğru olandır. Dediler ki, ya Resulallah, lisanı doğru olanı anlattık ama mahmumun kalp nedir? Bunu anlamadım. Buyurdular ki, el-tekiyyün nebiyyün lezi, öyle bir takva, öyle bir temiz kalp ki, la isme aleyhi, onda bir günah yok, ve la bagiye, onda bir azgınlık yok, ve la hile, kin, adalet yok, ve la hasede, onda bir haset yok. İşte kardeşlerim, bunun olacağı, bu şekilde olmasını gerektiren şeyleri, tarikat ve tasavvuf. Cenab-ı Hak, tarikatla, şeriatla bizi mümtaz eylesin. İnşallah bu arada hayırlısı. Elhamdülillahi Rabbim.